Ben izninizle panelimizi başlatmak istiyorum siz değerli katılımcılarımızla. Merhabalar tekrar sevgili izleyicilerimiz ve katılımcılarımız. Ben Elif Karagöz. Bugün Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, TTGV'nin teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları araştırmasını konuşacağımız Stock İK panelinde sizlerle birlikteyiz. 45'er dakikalık iki oturumdan oluşacak bu panelde ilk oturumunda talep tarafı yüksek nitelikli insan kaynağı konusunda sanayinin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, ikinci oturumda ise yüksek öğretim ve yüksek nitelikli insan kaynağında eğitimi ve üniversite sanayi işbirliklerini konuşacağız. Öncelikle bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde bizlere değerli zamanlarını ayıran, ekosistemimizin geleceğe bakışında ve yerel bilginin oluşturulmasında öneme sahip olan fikirlerini içtenlikle bizlerle paylaşan 109 katılımcımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. TTGV, teknolojik inovasyon ekosistemini oluşturan bütün paydaşların sorunlarını tespit etmek ve birlikte çözüm üretmek amacıyla stratejik odak çalışma komisyonları organize etmekte. Çözüm üretmek dendiğinde de aslında bilgi üretiminden söz ediyoruz. Bugün bu araştırma ile de ülkemizin kendi bilgisini üretmesini desteklemiş ve çözüme giden yolda aktif olarak akıl koymanın bir parçası olmayı tercih etmiş bulunuyoruz. Şimdi izninizle talep tarafının ihtiyaçlarını konuşacağımız ilk oturumumuzun kıymetli katılımcılarını hızlıca tanıtarak başlatmak isterim. Aldridge Mineral Madencilik'te Başkan Yardımcısı ve İK Direktörü rolleriyle Periyon'da Yönetim Kurulu Başkanı görevlerini de yürütmekte olan Sayın Devrim Aksu. Borçelik'te Dijital Dönüşüm ve Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu üyesi Sayın Mustafa Ayhan. Merhaba. TTGV Yönetim Kurulu üyesi ve Akmena kurucu CEO'su Sayın Suat Baysan ve E-Nokta İş Geliştirme Müdürü Sayın Can Mindek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz diyorum hepinize. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Araştırmamızın sonuçlarına baktığımız zaman ilk öne çıkan konunun 5-10 yıl gibi bir orta ve uzun vadede iş gücünü etkilemesi muhtemel köklü değişimin arasında teknolojik dönüşüm kapsamındaki değişimler açık ara önde çıkıyor katılımcıların görüşlerine göre. Ben de burada aslında izninizle ilk sorumu 1980'lerden beri özellikle de teknoloji alanında çok önemli markaların üst düzey yöneticiliğini yapmakta olan Sayın Suat Baysan'a aslında yöneltmek istiyorum. Suat Bey, deneyimlerinizden de yola çıkarak iş gücünü etkilemesi muhtemel köklü değişimlerin açık ara en başında teknoloji ve teknolojideki dönüşümler gelmesini bizler için biraz daha açabilir misiniz? Neler oldu 80'lerden bu yana ve neler olacak buradan sonraya? Evet, Elif Hanım çok teşekkür ederim sorunuz için. Tabii 80'lerden bu yana konuyu anlatmak için bayağı bir zaman lazım. Böyle bir 20 yıl falan bana verirsiniz. Başlamadan önce ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'na, yönetimine, eş başkanlığını yaptığımız Mustafa Bey'e, çok değerli hocalarım Tarkan Hocama, İdem Hocama, Serdar Bey'e ve Yağmur Hanım'a çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir çalışma oldu. Uzun bir süre konuyu araştırdık ve sonunda da sonuçlarını çok derli toplu bir rapor olarak da yayınladık. Sanırım bu rapordan da birçok kuruluş farklı tezler çıkartacaktır. Ve cevap veren, ciddi cevap veren, formları dolduran, yüz yüze mülakatlara da bilgi veren tüm katılımcılara da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Elbette sizin de dediğiniz gibi Bulgar'ın en önemli bulgarın başında da teknoloji geldi. Çok şanslıyım tabii. Ben de teknolojinin içinde olduğum için konulara çok yakından takip eden birisi olarak teknolojinin ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Şunu gözlemledik. Teknoloji o kadar hızlı ve ivmesi artmış bir şekilde gelişmeye devam ediyor ki açıkçası karşısında durmak yerine teknolojiyle birlikte hareket etmenin çok daha önemli olduğu vurgusuna şahit olduk. Teknolojinin
çok değişik boyutlarda her şeyi etkilediğini gözlemledik. Örneğin sadece işte çalışmamızda değil, yaşamımızda, eğlenmemizde, öğrenmemizde, her alanda farklı düşünmemizi, farklı iş planları yapmamızı, farklı yaşam tarzı benimsememizi gerektiren bir boyuta çıktığını gözlemledik. Tabii teknolojiyi uygulamadaki zorlukların da farkına vardık araştırma neticesinde. Teknolojiyi bir amaç değil, bir araç olarak kullanmanın, anlayabilmenin önemine değindik. Raporumuzda değinildi daha doğrusu. Çok farklı boyutlardaki teknoloji gelişmelerin, örneğin yapay zeka gibi, işte blok zinciri gibi, öğrenme gibi, makine öğrenmesi gibi konularında belki de açıklanmasının doğal zeka ile birlikte öğrenilmesi gerektiğini ve farklı eğitim ve farklı yaklaşımların gündeme gelmesini gözlemledik. Ama asıl mesele teknolojiyi uygularken teknoloji uygulamadaki bağlantılı olma meselesi üzerine çok yoğunlaştı. Genellikle teknolojiden çekiniyoruz, teknolojiyi uygulamaktan çekiniyoruz, cesaretli adımlar, ilk adımı atamıyoruz gibi geldi. Bunun sebebi de şu, teknoloji aşağıdan böyle hani bütün işletmenin içerisine etki eden bir yapı değil, tam tersine yukarıdan doğru seçilerek uygulaması gereken bir yöntem olduğunun farkına varıldı. Ve bu boyutların da, teknolojinin etkilediği boyutların da hem zamanı, işte biraz evvel hani sizler dediniz, zaman değişti, mekan değişti. Yani sanki dünya tek boyutlu, üst üste birleşmiş bir zaman ve sanal mekan haline geldi. Her an her yere gidebiliyoruz, zaman sanki tersine işliyor, sanki zamanımız sürekli varmış gibi davranmaya başlıyoruz. Onun için bu boyutundan girince teknoloji tarafına, teknolojinin bir işletme içerisinde, bir bireysel yaklaşımda diğer işletmenin boyutlarına nasıl dokunduğunun farkına varamıyoruz. Şimdi teknolojiyi seçerken işte bu sıkıntı çıkıyor. Teknolojiyi kullanalım ama nerelere dokunuyor ve nasıl connected belli değil. İşte bunu yapabilmek için de işte kurumsal mimariyi, mesela bir bina gibi düşünürseniz teknoloji veya bir işletmeyi, teknolojinin kurumsal mimariyi değiştirdiğini, sadece o odaların boyutlarını veya ne bileyim pencereleri değil, komple mimariyi değiştirdiğini, sahada, pazarda, işte pazar gidiş akışkanlıklarına önemli bir farklılık yarattığını, ama asıl iç süreçlerde işte insan kaynakları gibi, diğer kaynaklar gibi, ürün geliştirme gibi, Ar-Ge gibi, üretim gibi kaynaklarda verimliliği arttırdığını ve rekabetçiliği nasıl oluşturduğu yerde teknolojiyi kullanmanın önemine değindik. Ve burada gördük ki teknoloji yetkinliği, yeteneğini çok ciddi bir şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Hani korkmadan, cesaretle farklı projeler uygulayabileceğin connected insan kaynaklarına ihtiyacımız var. Ve sonuç olarak da insan kaynaklarıyla beraber bu değişimi planlamak ve modellemek çok daha önemli olduğunun bir göstergesi olarak raporumuzda her ayrıntıya kadar konu net ve açık bir şekilde ortaya çıkmış oldu. Evet, sanırım 5 dakikaydı sürem, doldurmuş oldum süremi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Suat Bey. Kıymetli deneyimlerinizden yola çıkarak bize bütünsel bir resim çizdiniz. Ben sizin anlattıklarınızdan şunu özetledim. Teknoloji işlerimizi gelip almaya çalışıyor vesaire gibi endişeler karşısına rağmen aslında teknoloji geldiğinde insanın kıymetinin ve niteliğinin yükseldiğini görüyoruz. Ben de buradan aslında bu noktadan teknolojinin biraz daha detayına doğru bakabilmek istiyorum. Katılımcılar tarafından, çünkü teknolojik dönüşüm kapsamında öne çıkartılan alt başlıklar sizin de değindiğiniz gibi Suat Bey, dijital dönüşüm, endüstri 4.0, otomasyon, yapay zeka ve makine öğrenmesi olduğunu görüyoruz hakikaten. Mustafa Bey, izninizle ben burada da sizin deneyim ve perspektifinizden faydalanalım istiyorum. Yeni nesil teknolojiler olarak gruplayabileceğimiz bu teknolojiler endüstri 4.0 dönüşümleri gerçekleştirmiş biri olarak
kurumsal stratejik planlar içerisindeki teknoloji ve insan kaynağı ilişkisini siz nasıl gördünüz, görüyorsunuz ve olması gerekiyor acaba? Teşekkürler Elif Hanım. Umarım bütün katılımcılarımız iyidir, sağlıkları yerindedir. Herhalde bugünlerde en önemli şey sağlığımız. Belirttiğiniz gibi bu teknolojik dönüşüm aslında bizim de dert ettiğimiz, hatta işte bir akşam böyle Suat Hocam'ın arayıp ya bir çalışma yapacağız, bu çalışmada beraber olur muyuz demesiyle başlayan bu yolculukta güzel bir sonuca geldik. İşte bugün ne mutlu ki bize bu Stok İK konuşmasını yapabiliyoruz. 109 kuruluşla, kurum ve kuruluşla temasa geçtik. Orada güzel bir yarış yaptık, kim daha fazla kişiyle mülakat yapacak diye. Böyle kendimiz de oyunlaştırarak, teknolojiyi kullanarak farklı bir şeyle hepimiz farklı şehirde olmamıza rağmen güzel bir çalışma yaptık. Ben buradan gerçekten Suat Hocama, Tarkan Hocama, Didem Hocama, Serdar Bey ve Yağmur Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Benim için çok keyifli bir süreç oldu. Şimdi siz belirttiğiniz teknolojik dönüşüm deyince akla neler geliyor? Son günlerde en fazla konuşulan dijital dönüşüm, Endüstri 4.0. Yani aslında biraz daha şöyle genişletecek olursak ben 4. sanayi devriminin getirdikleri olarak bakıyorum bu teknolojik gelişmeleri. Çünkü onun alt bileşenlerinde işte yapay zeka, makine öğrenmesi gibi örnekleri söylediniz. 3 boyutlu yazıcılar diyebiliriz, nesne interneti diyebiliriz, bulut bilişim diyebiliriz. Yani bu tip teknolojilerden bahsediyor olabiliriz. Ama bu teknolojileri biz kurumlarda nasıl uygulayacağız diye baktığınız zaman aslında işte 80'li yıllarda, 70'lerin sonundan itibaren başlayan bu dijitalleşme furyası var. Ama ben dijitalleşme ile dijital dönüşümü şöyle bir ayrıştırmak istiyorum. Yani dijitalleşme derken teknolojiyi bir yere uygulayıp onun o bölgede çalışılarak aslında belki yapılan manuel işin otomatikleştirilmesinden bahsediyor olabiliriz. Ama dijital dönüşüm dediğimizde aslında kurumun topyekün dönüşümünden bahsediyoruz. Ve bu topyekün dönüşümünde aslında teknoloji sadece bileşenlerden bir tanesi. Teknolojinin yanında işte o üzerinde çalıştığımız süreçler, süreçlerin yalınlaştırılması ve sonrasında dijitalleştirilmesi, organizasyonun bu konuyla ilgili bir samimi inisiyatif başlatması. Biraz önce Suat Hocam da çok güzel değindi. Yani teknolojinin yukarıdan, doğru teknolojilerin seçilerek yukarıdan gelmesini sağlamak liderlere ciddi bir görev yüklüyor ve organizasyonel çalışmalara. Yani bu ciddi bir değişim yönetimi aslında. Bir diğer tarafta tabii ki olmazsa olmaz bugün de çokça konuşacağımız insan kaynağımız. Yani bu dönüşümü yapabilmenin tek şartı bu insanımızı dönüştürmekten geçiyor. Yine biz raporumuza bakacak olursak raporumuzda şöyle bir soru sorduk. Dedik ki peki siz dijital dönüşümü kendinize dert etmiş bir şirket oldunuz. Bu dönüşümü yapabilmek için gerekli insan kaynağına sahip olduğunuza inanıyor musunuz? Yanıt %78 oranda biz daha nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz idi. Bu çok yüksek bir oran gerçekten. Yani mevcut insan kaynağımızla işimizi yapıyoruz, götürüyoruz. Fakat yeni, gelecekte dönüşeceğim organizasyona baktığım zaman arada bir delta görüyorum diyor katılımcılarımız ve aslında ben de kendi iş hayatımda bunu net bir şekilde görüyorum. Çünkü ben bilişim kökenliyim. Yaklaşık 20 yılın üzerinde sektördeyim. Çok fazla değişim, dönüşüm, projeleri yönetme fırsatım oldu. Fakat bu bambaşka. Gerçekten bugün baktığınız zaman 4. sanayi devriminin hayatımız üzerine etkisi çok yoğun bir şekilde hissediyoruz. Bölgesel değil, herkesi etkileyen ve COVID'le de çok fazla hızlanan bir dönüşümden bahsediyoruz. Bu yüzden insan kaynağına yatırımı çok önemli bir madde olarak görüyorum. Bütün kurumların bu konuyla ilgili yani stratejilerini belirlerken muhakkak bir
kolon olarak insan kaynağını açıp orada neler yapılacağını ciddi anlamda düşünüyor olması gerekiyor. Burada tabii insan kaynağı derken özellikle bir şeyin de altını çizmek isterim. Endüstri 4.0'ı konuşurken hep böyle bir mavi yakaya bir şey olacak mı acaba gibi sorular geliyor aklımıza. Ben tam tersini düşünüyorum. Ben liderlerin buradan en fazla etkileneceğini düşünüyorum. O yüzden aslında gerçek anlamda iyi bir şekilde dönüşüm yapmış şirketlere baktığımız zaman, işte onlara dijital ustalar diye nitelendirecek olursak, iki şeyin ön plana çıktığını görüyoruz. Bir tanesi dijital yetkinlikleri, yani digital capabilities diyelim onlara, kapabiliteleri. Tek başına hemen hemen herkesin bugün çalıştığı bir alan. Ama fark yaratanlara baktığımız zaman liderlik kabiliyetlerini bununla birleştirenler olarak görüyoruz. Yani ben işte şirkette üst pozisyondayım, zaten yarın öbür gün emekli olacağım, bu da bana dokunmayacak, benim de derdim değil diyor isek o şirketin dönüşümünden bahsetmek mümkün değil. Ben dert edeceğim tepe yönetimi olarak, ondan sonra bunu herkesi dönüştürmek için bir inisiyatif başlayarak, herkesi yanıma alarak, oluşabilecek her türlü değişimi en başında onların işinin içine katarak bir dönüşüm hikayesi yazmamız gerekiyor. İnsan kaynağımızı gelecek için hazırlamamız çok çok kritik ve önemli. Burada tabii ki sadece teknoloji değil, aynı zamanda davranışsal yetkinliklere de odaklanmak gerektiğini de iletmek istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Mustafa Bey. Çok bütünsel, dönüşümsel bir özet resim çizdiniz kritik noktalara değinerek. Ben bu arada izleyicilerimize ve dinleyicilerimize de Q&A özelliğini kullanarak araştırmamızla ilgili veya panelistlerimizle ilgili sorularını yönlendirebileceklerini paylaşmak ve hatırlatmak istiyorum. Son 10 dakikalık bölümümüzde, bu 45 dakikalık panelimizin soru cevap kısmında da onlara yer veriyor olacağız deyip aslında Devrim Hanım'a geçmek istiyorum. Çünkü konu insana geldi, liderliğe geldi. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu mevcut durumda kısmen veya çok güçlü bir şekilde yetenek açığı hissettiklerini belirtiyorlar. Mustafa Bey'in de bahsettiği gibi %78 gibi oranlar aslında konuşuluyor. Sizin de Peryön Yönetim Kurulu Başkanı gibi bir rolünüz de var ve bunun sayesinde de aslında çok yakından detaylarıyla takip edebildiğinizi tahmin ediyorum. Burada reel sektörün yetenek ile durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle de yüksek nitelikli insan kaynağının tanımı reel sektörde nasıl değişiyor ve dönüşüyor? Teşekkür ederim. Benim de uzun zamandır okuduğum en iyi raporlardan birisiydi. Sorun çok iyi irdelenmiş, doğru sorular sorulmuş. Hakikaten verilen cevaplar da üzerinde uzun uzun düşünmeyi hak eden cevaplar olmuş. Şimdi ben aslında sorunu biraz böyle hani küçük parçalara da bölmek istiyorum. Şimdi bir sonuca baktığımızda, yani sanayide hangi alanlarda açık var yeteneklere dediğimizde %84 ve bilişsel alanda açıklık var. Yani bu sorunun alt kırılımlarına baktığınızda yaratıcılık var, inovatif bakış açısı var, merak etme, hayal etme var. Bu beni biraz dehşete düşürdü şu anlamda. Bunlar sizin üniversitede veya üniversitede öğretilemiyorsa hani on the job training yaparız, şirkette bunları bu açığı kapatırız diyebileceğiniz beceriler değil maalesef. Yani bir çocuk merakının olması veya farklı bakış açılarının olması kolay kazandırılan şeyler değil ve çok daha önce başlıyor. Bu da bize şunu söylüyor, aslında bu sorunu kaynağında çözmek istiyorsak çok daha önceki eğitim yıllarına giderek, ailelerle işbirliği yaparak, okullarla işbirliği yaparak, artık biliyorsunuz meslek liseleriyle de işbirliği yapılıyor. Belki artık ortaokulu konuşuyor olmamız lazım. Çünkü yaklaşık 15 yaş gibi bu becerileri artık yavaş yavaş varsa parlatmadığımız, parlatmayı bıraktığımız yaşlara da denk geliyor.
Dolayısıyla bu çok düşündürücü. Yani en çok bunun eksikliğini hissediyoruz dedikleri şey aslında açığı da kapatması en zor şey. İkinci de ne görüyorum? %56 ile hani dijital okur yazarlık, kodlama, yazılım. Açık söyleyeyim, ben bunlara hiç takılmıyorum. Öyle bir gümbür gümbür bir gençlik geliyor ki öğrenmek istedikleri herhangi bir şeyi bir dijital platformdan girerek bu yetkinlik setini kendi beceri setinin arasına dahil edebiliyor. Bunun elektronik diplomasını alıyor, LinkedIn'ine koyuyor, diyor ki ben bu konuda artık yetkinim. Dolayısıyla bu konudaki açıklarını çok hızlı kapatıyorlar. Bir de ne görüyoruz? Artık şirketlerde tersine mentorluk başladı. Yani hani artık daha junior insanlar bizlerden çok daha hızlı öğrenip özümsüyorlar, artık bizi eğitiyorlar. Dolayısıyla ben buna çok takılmıyorum. İletişim ve işbirliği gerçekten çok önemli ama biz bunu kazandırabiliriz. Takım olmak ne demektir? İşbirliği yapmak ne demektir? Biz bunların ruhunu anlatabilir ve iş sırasında veya üniversite eğitim sırasında verilen projelerle yani bunlar çözümlenebilir. Ama birinci soru belki de ayrı bir panelin konusu yani. Hani bunu nasıl geliştiririz? Şimdi yüksek nitelikli çalışan dediniz. Ben hani bununla ilgili çok fazla tanım var ama ben genelde International Labour Organization'ı takip ediyorum. Orada hani güzel tanımlamış yani yüksek nitelikli iş gücü ne demektir? Diyor ki üniversite ve üstü karmaşık görevleri çözebilecek, becerilere sahip, teknolojik gelişmelere hızlı adapte olan, eğitim yoluyla elde ettiği bilgi ve becerileri de işine yansıtabilen. Şimdi baktığınızda belki ILO bile bu tanımını güncelleştirecek. Çünkü artık üniversite okunmalı mı? Üniversite gerekli mi? Şu anda onu tartışıyoruz. Google ne yaptı? Açıklama yaptı. İşte biz hala not ortalamasıyla işe alan şirketler var. Dedi ki ben üniversiteyi sorgular hale geldim. Şu kodlamaları, dersleri alır ve benim sınavlarımı geçerseniz Google'da bir yazılımcı olabilirsiniz. Bu gerçekten yani bir mindset'te, bir kafa yapısında çok ciddi bir değişiklik. Ama şimdi eğer bu tanımı eğer taban olarak kabul edersek, peki bundan sonra ne yapmamız lazım? Şimdi bu tabii ki Perio'nun çok ciddi anlamda ilgi alanına giriyor. Çünkü neden? Bizim vizyonumuz daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek ve bu gerçeklik her gün değişiyor. Dolayısıyla bizim oldukça zor bir görevimiz var. Ama neler yapılabilir? Yani ben bu araştırma sonuçlarına baktığımda birincisi uygun çalışma ortamlarını yaratmak zorundayız. Yani bunu hep konuşuyoruz ama yeterince yapmıyoruz. Yani ben de insan kaynaklarında sistem geliştirme kökenliyim. Yani ben de İK'nın yaratıcı, daha önce uygulanmayanı uygulayalım. Bunun için ne yaparız biz? Biz birincisi günlerce okuruz. Yani dünyada ne oluyor? İşte buna benzer kaynakları öğütürüz. Sonra bazen bir sistemi çalıştırmak için, çalışır hale getirebilmek için fikir aşamasında ben 2 gün duvara baktığımı bilirim. Yani bakar ve düşünürüm. Şimdi o noktada sizin yöneticiniz, lideriniz, Suat Bey de çok güzel ifade etti, yani liderlikte de başlıyor. Ya sen ne yapıyorsun, duvara bakıyorsun noktasında o çalışma şevkini, o gençlerin idame ettirmesi gerçekten çok zor. O yüzden bu merak duygularını tetikleyebilecekleri, yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ortamları onlara sağlamak lazım. Artık pimpon masaları filan hani bilgisayar, işte laptop veriyoruz gibi ofislerin belki de standardı haline gelmesi lazım. İkincisi de şirket akademilerine ben çok önem veriyorum. Yavaş yavaş Türkiye'de çok gelişmeye başladı. Artık eğitimlere göndermek yerine çeşitli, Can Bey de belki bahsedecektir, çeşitli zaten çözümleri şirketler alıp artık kendi şirket akademilerinin içine entegre ediyorlar ve insanlar orada öğreniyorlar. Bakın ben herhalde 14 yıl önce ODTÜ'de master yaparken hocamız şey demişti, bir gün gelecek insanlar kendi eğitimlerini alacaklar, şirketler artık bunu finanse etmeyecekler ve bir yarış başlayacak. Biz hepimiz gülmüştük ve şu anda bunu sonuna kadar yaşıyoruz, yani bunu görüyoruz. Artık insanlar e-noktada, Coursera'da ya da edX'e girip Stanford'ın derslerini almaya başladık artık. Dolayısıyla korkunç bir öğrenme var. Bilgiye doyacağımız bir dönemdeyiz. Bu yüzden şirket akademileri çok önemli. Bir diğeri çalışma ortamı diyoruz. Freelancerlara şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen
bir yeteneği sırf tam zamanlı çalışmak istemediği için almıyoruz. Halbuki eğer onun becerilerinden faydalanmak istiyorsak, yarı zamanlı çalışmalar, esnek çalışma modellerini biz çalışma hayatımızın içine entegre etmeliyiz. Hani ne oldu, biz esnek çalışamıyorduk? Bütün Türkiye artık esnek çalışmayı son bir yıl içerisinde öğrendik. Dolayısıyla ben freelancerlara da, hatta şirketlerin kendi içinden kuluçka sistemlerini yaratıp, ya ben artık böyle bir kurumsal hayatta devam etmek istemiyorum diyene kuluçka merkezleriyle anlaşıp onlardan hizmet alma opsiyonunu artık açmaları gerektiğini düşünüyorum. Son çözüm önerim de üniversite sanayi işbirliği gerçekten çok önemli. Biz geçmişte Bilkent'te çok önemli çalışmalar yaptık. Öğrenciler geldi. Bizim çoğu çözüm bulamadığımız şeylerde 1-2 ay çalıştılar. O kadar böyle taze zekalar sorunu çözdüler ve gittiler. Onlar çalışmış oldu. Biz sorunumuzu çözmüş olduk. Dolayısıyla bu entegrasyonu stajlarla değil, bu meslek liselerindeki modelleri ben çok beğeniyorum. Bir yılını da okulda haftanın birkaç günü şirkette çalışarak tamamladıkları şey gerçekten ciddi bir öğrenme olduğunu düşünüyorum. Bunun da iş hayatımızda daha iyi uygulanabilir bir şekilde görmeye ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler Devrim Hanım. Sayenizde gerçekten ekosistemin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli insan kaynağının tanımında biraz daha somutlaşmış bir çerçeveye sahip olduk. İlk üçte bilişsel, dijital ve iletişimsel beceriler öne çıkıyor dediniz ve eğitimin, kişilerin kendi kendini eğitmesinden, üniversite sanayi işbirliklerinden ve meslek okullarındaki modellerden de bahsettiniz. Aslında konu hep eğitim öğretimindeydi. Ben de o yüzden buradan yola çıkarak katılımcılar bir yandan da dediğiniz gibi işte kurumsal akademiler vesaire %90'ı da yüksek nitelikli insan kaynağını geliştirmesi için bir planı olduğunu ve bunun içinde ciddi finansal kaynaklar ayırttığını da belirtmiş. Ben de o yüzden izninizle burada Can Bey, sizin deneyimlerinizden ve görüşlerinizden faydalanmak istiyorum. Özellikle de çünkü siz yıllarca kurumsal eğitim ve eğitim teknolojileri alanında çalışan bir uzmansınız. Reel sektör bu planlarını ve ayırdıkları kaynakları neye göre oluşturmalı? Buralarda ne gibi değişimler oldu? Ve aslında siz onlara nelere dikkat etmelerini önerebilirsiniz diye sorayım. Çok teşekkürler Elif Hanım. Yani bundan 1,5-2 sene önce kadar da herhalde Suat Bey'le ilk oturup bu projenin başlangıcını konuşmuştuk. Ne kadar faydalı olacağını değerlendiriyorduk. Akabinde birkaç toplantıda daha hani bu panelde de olan insanlarla görüşme şansımız oldu. Bugün geldiğimiz nokta hakikaten çok güzel. Rapordaki bulgular, raporun kendisi müthiş ve buraya gelişimiz, yani Suat Bey'in, Mustafa Bey'in ve Devrim Hanım'ın söyledikleriyle aslında konu çok güzel bir şekilde aydınlatılmış oldu ve dijital dönüşüm, teknolojik değişim, teknolojinin etkileri diye yola çıkıp öğrenmeye geldik. Aslında buradaki konu çok kritik, çünkü biz dijital dönüşümden, teknolojik değişimlerden bahsettiğimizde bunu zihinsel dönüşümden, insan kaynaklarının değişim dönüşüm sürecinden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Yani dijital dönüşüm ve zihinsel dönüşüm birlikte gidiyor. Dolayısıyla şirket içerisinde insanların bu anlamda desteklenmesi, insan kaynaklarının güçlendirilmesi de öğrenmeden geçiyor. Bir sene öncesine kadar çok daha zor olan ama COVID'le beraber Mustafa Bey'in bahsettiği gibi çok hızlanan bir değişim süreci var. Bu da öğrenmeye bakışı da etkiliyor. Uzaktan öğrenmenin işin içine çok daha fazla girmesini beraberinde getiriyor. Bundan öncesinde uzaktan öğrenmeye baktığımız zaman aslında daha çok webinarlar üzerinden giden ve iş başında desteklenen bir süreç vardı. Bugünse işte Devrim Hanım'ın, Suat Bey'in dedikleri gibi aslında tamamen hayatımıza girdi. Biz bunu uzaktan daha başarılı bir şekilde yürütmeye başladık. Neye odaklanmalıyız, neler oluyor, neler olmalı diye baktığımızda ise aslında buraya kadar çizilen resim çok önemli. Bize dünyanın nasıl değiştiğini, iş yerinin, iş yapma alışkanlıklarımızın ne kadar çok değiştiğini gösteriyor. Ve bizim de buna ayak uydurmamız, yani insan gücü olarak buna ayak uydurmamız gerekiyor. Bugün karşılaştığımız mesleklerin birçoğu bizim için yeni. Yarın karşılaşacağımız durumlar çok daha fazla yeni olacak. Ve bu yenilikler lisede, üniversitede çok fazlasıyla öğretilemiyor. Bizim şirket hayatına katıldıktan sonra bunları öğrenmemiz gerekiyor. Raporun bulgularının içerisinde yer aldığı gibi hem
şirket akademilerinin önemi, hem de firmaların büyük çoğunluğunun bu konuya yatırım yapmış olmaları ve burada hem uzaktan öğrenmeyi hem de hibrit öğrenmeyi değerlendiriyor olmaları çok önemli bir gösterge. Şimdi buradaki cevap ne peki? Hani bu dönüşüm olurken, zihinsel dönüşüme doğru da giderken bizim neyi desteklememiz gerekiyor sorusunu sorduğumuzda aslında işte beceriler çağına geldiğimizi görüyoruz. Artık az önce diğer panelistlerin de bahsettiği gibi teknik beceriler değil, çok daha fazla sosyal beceriler, soft skills dediğimiz daha yatay alandaki işte iletişim, liderlik, inisiyatif alabilme, problem çözebilme, hayal kurma, merak etme gibi konular ön plana çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla öğrenme süreçlerinin de buralara çok daha fazla odaklanması gerekiyor. Şirket akademisi veya eğitim gelişim birimlerinin bunu nasıl destekleyebileceği, gene raporda da bahsedildiği gibi aslında firmanın, şirketin genel vizyonuyla ne kadar bağlantılanabildiğiyle çok önemli. Orada bir hizalanma gerekiyor. Yani öğrenme birimleriyle şirketin genel yapısının arasında bir uzlaşma, bir hizalanma olacak ve buradan sonra da artık ilerleme başlayacak. İlerlemeyle beraber öğrenme yöntemlerine ve teknolojinin işin içine girişine baktığımızda birkaç konu çok önemli. Yani teknolojiyi nasıl kullanmalıyız ve teknoloji burada bize nasıl yardımcı olabilir diye baktığımızda işte COVID'le beraber çok hızlanan süreçte hepimiz uzaktan öğrenmenin bir parçası haline geldik ve tabii ki teknoloji ve platformlar burada bir araç. Bize öğrenme kaynaklarının ulaşması ve bizim onu kullanabilmemiz için çok ciddi bir araç, platform. Bunun üzerinde işte oyunlaştırma, yüksek kaliteli içerik, iyi bir ölçme değerlendirme vesaire bunlarla beraber zenginleşiyor. Ancak iki konu çok daha fazla önem kazanmaya başladı burada. Bir tanesi kişiselleştirme. Eğitim programının, öğrenme programının, öğrenme yolculuğunun o kişi için uygun ve ilgisini çeken bir konu olması lazım. Yani işiyle alakalı, mesleğiyle ilgili, kariyer hedefleriyle bağlantılı olması gerekiyor. İkincisi de çok daha fazla önem kazanan sosyal öğrenme. Şimdi biz hep formal öğrenmeden ve formal öğrenmenin gerekliliklerinden bahsediyoruz ama bu çağın gerekliliği, kırılım çağı dediğimiz yepyeni dünyanın gerekliliği aslında sosyal öğrenme, birbirinden öğrenme. Bunun çok ilginç örnekleri mesela işte Starbucks gibi, KFC gibi yerlerde görüyoruz. Ben kahveyi şu şekilde hazırladım. Latte'nin üzerindeki kalp şeklini yaparken köpüğü şu kadar sıktım deyip o bulgusunu bir küçük bir videoya çekip arkadaşlarıyla paylaştığı an sosyal öğrenme gerçekleşmiş oluyor. Ve artık o formal kanallardan çıkıp çok daha fazla sosyal kanallara doğru gitmeye başlıyor. Ve diğer hani insan kaynaklarının, eğitim gelişim birimlerinin, şirket akademilerinin size atadığı eğitimlerin dışında çok farklı, çok geniş bir dünya var. YouTube var, TEDx konuşmaları var, TED konuşmaları var vesaireler var. Bütün buralara erişebiliyorsunuz. Bunları da alıp kendi öğrenme gelişim süreçlerinizle bağlantılandırabildiğiniz ölçüde işte eğitim yolculuğu, öğrenme yolculuğu o kadar hızlanmış oluyor. Ve bunun sonucunda da işte artık çok daha fazla dijital alana gelen o dijital rozetler, dijital sertifikalar öğrenmenin nasıl kanıtlanabildiğini beraberinde göstermeye başlıyor. Dolayısıyla raporda da bahsedildiği gibi çok daha fazlasıyla uzaktan ve yüz yüze, artık yüz yüzeyi de tabii uzaktan gerçekleştiriyoruz, birleştirildiği. Bunun çok fazlası tabii ki teknik bilgiler olacak, bu olmazsa olmaz ama becerilerle donatıldığı ve bunun da oyunlaştırma gibi platformlar gibi teknolojik araçlarla çok daha fazla desteklendiği bir sürecin içerisindeyiz ki bu da o dijital dönüşümü tamamlayacak, zihinsel dönüşümü bence fazlasıyla destekleyecektir. Süper. Çok güzel bir özet ve kapsam çizdiniz. Gerçekten ben de kişiselleştirme ve sosyal öğrenmeyi kendime not aldım. Kendime daha sonra böyle daha derinden araştırmak için. Çok teşekkür ediyorum tüm değerli katılımcılarımıza, TTGV'ye ve kıymetli 109 katılımcımıza. Çünkü aslında bu araştırma kendi yerli bilgimizi üretebilmek bu değerli kıymetli zamanlar ayrıldığı için mümkün oluyor. Şimdi ben soru cevap kısmına geçmek istiyorum ve dinleyicilerimize aslında hatırlatmak da istiyorum. Q&A veya chat kısmından
bize yazılı olarak sorularını, yorumlarını paylaşabilirler. Ben bir endüstri mühendisi olarak last in first out'u en sevdiğim yöntem. O yüzden son gelen sorudan başlayacağım. Devrim Hanım, bu sorum direkt size gelmiş. Sayın Gonca Tengiz, merhabalar. Devrim Hanım'a bir sorumuz olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ar-Ge İnovasyon Şube Müdürüyüm. Yönetim ekibi olarak panelinizi izliyoruz. Çok da keyifli. Kamu kurumlarında kuluçka merkezlerinin yapıya entegrasyonu nasıl olmalı? Deyip teşekkürlerini iletmiş kendisi. Teşekkürler. Bir İzmirli olarak selamlarımı iletiyorum Gonca Hanım'a. Şimdi ben tabii ki Türkiye'deki kamusal alandaki yapılanmayı çok bildiğimi söyleyemeyeceğim ama yurt dışında bunun başarılı örnekleri var. Hatta İzmir'de İzmir Teknoloji Üniversitesi içerisinde bir kuluçka merkezi olduğunu biliyorum ben. Yani aslında bunu çok zor bir olgu olarak bakmamamız lazım. Kuluçka merkezi derken benim önerdiğim model şu. İçinizde bir çalışan var. Bu çalışan şunu çok net belli ediyor. Yani ben daha fazlasını istiyorum. Bu hizmetimi daha fazla kişiye açmak istiyorum. Biz ne yapıyoruz? Bağlılık adı altında kalması için elimizden geleni yapıyoruz. Halbuki eğer gitmesine izin verirsek biz de daha çok kazanacağız, ülke de daha çok kazanacağız. O zaman yurt dışında bunu çok başarıyla yapıyorlar. O kişinin kendi şirketini kurmak konusunda destek veriyor şirket. Ama diyor ki zamanının %60'ını bana aloke edeceksin, %40'ına karışmıyorum. Şimdi bu teknoloji ofisleri de dönüşüm ofisleri, üniversitelerin teknik bölümlerinde bu kuluçka merkezleri açılıyor ve devletle ortak çalışıyorlar mı bilmiyorum. Ama yabancı modellerde bunun örneklerinin olduğunu biliyorum. Bence İzmir'deki kuluçka merkezleriyle iletişime geçip bir formül bulunabilir diye düşünüyorum. Birlikte yaratmak konusunda da her zaman desteğim olur. Onu da memnuniyetle yaparım. Çok teşekkürler Devrim Hanım. Gonca Hanım, chatten veya Q&A'den ek sorunuz olursa bu 10 dakika içerisinde yanıtlamak için yöneltebilirsiniz. Şimdi diğer sorumuza geldiğimde Sayın Atilla Yardımcı bu soruyu iletiyor. Bu birazcık daha siz panelistlerime bırakacağım. Küçük küçük yorumlarınızı paylaşmak için direkt bir adreslemesi yok. Eğitim sisteminde çıkıntı olmaması için baskılanan, felsefe ve mantık eğitimi almaya, fikir üretmek için araştırması gereken ama bunun için meraklı olmayan bir neslin başarılı olmasını nasıl bekliyorsunuz diye. Aslında Devrim Hanım çok güzel bir atıfta bulunmuştu. Yani o kadar iyi bir nesil geliyor ki dijital beceriler anlamında diye sanırım. Evet, bu ben konuşurken geldi. O yüzden ben belki de benim yaptığım vurguya olabilir diye müsaadenizle ben başlayayım. Şimdi birincisi şunda ciddi bir görüş ayrılığımız var. Meraklı olmayan bir nesil ifadesine kesinlikle katılmıyorum. Çünkü yani Aristo'da biliyorsunuz milattan önce 800'de bu gençlikte bir iş yok, büyüklerine saygısızlar diye söylemiş. Hep bizden sonra gelen nesli anlamak konusunda bizim bir gelişim alanımız var. Bugün meraklı değillerse, eğitim sisteminde baskılanıyorlarsa bu bizim yarattığımız eğitim sisteminden bahsediyoruz değil mi? Yani çünkü bunların yaratıcısı biziz. Ama onların şöyle bir avantajları var. Artık bize muhtaç değiller. Yani sadece okuldaki eğitimleriyle sınırlı kalmıyorlar. Zaten kalmak zorunda da hissetmiyorlar kendilerini. Dolayısıyla velev ki eğitim sistemi böyle olsun. Tabii ki eleştirilecek yönleri vardır, gelişme alanları vardır. Ama ben bunun için çok endişelenmiyorum. Çünkü kendi yollarını buluyorlar. Çünkü kendi değerlerinin peşinde giden bir nesil var. Maalesef hani ben üniversitelerde soruyorum, kaçınız diyorum şu anda okuduğunuz bölümü isteyerek yazdınız. O süreçte bile biz anne babalar, rehber öğretmenler müdahil oluyoruz çünkü ona bile izin vermiyoruz. Daha çok para kazanırsın şuna. O da o günkü bilgimiz ve tecrübemize. O söylediğimiz şey bir yıl sonra doğru olmayabiliyor. Dolayısıyla ben sonsuz şekilde güveniyorum gençlere. Belirli bir şeye bakarak karar vermememiz lazım. Gidişat o yöndeyse de o zaman yine iş o sistemi düzeltmek bize düşüyor.
Çünkü başarılı bir insan ailesinden gördüğü destek, okul çevresinden gördüğü destek, devletinin ona verdiği destek de bir bütünsel yapı içerisinde gelişiyor ve büyüyor. O yüzden sorumlu tek bir kişi olamaz, suçu da onlara yükleyemeyiz diye düşünüyorum ben. Teşekkürler. Ekleme yapmak isteyen panelistlerimiz var mıdır? Buyurun Suat Bey. Evet, aslında çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Didem Hanım çok net anlattı. Şimdi ortaya çıkan şöyle bir görüntü var. O kadar hızlı gelişme ve bir bağlantılı dünyaya doğru gidiyoruz ki tüketicilerin de her şeyden haberdar olduğu bir noktaya gidiyoruz. Şimdi hal böyle olunca ürünlerin yaşam eğrisine baktığımız zaman ürünlerin yaşam süreleri çok kısalmaya başladı. Eskiden 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl pazarda kalan bir ürünün şimdi bakıyoruz 3 ay gibi kısa bir süre içerisinde tüketilip yenisine doğru gidiliyor. Şimdi hal böyle olunca hiçbir şekilde meslekleri birbirinden ayırmak da doğru olmamaya başladı. Onun için ben o soruya şey tarafından bakınca, felsefe tarafından kesinlikle katılıyorum. Can Bey'in bahsettiği o ince yetenekler, yeni sosyal beceriler felsefeyi de kapsıyor bende. Felsefeci, psikolojiyi de kapsıyor. Ben de mühendisim ama mühendis olarak işin diğer tarafını çok öğrenmek istiyorum ve çok çalışıyorum. Aynı şey sosyal bilimler için de geçerli. Altta yatmakta olan, gelişmekte olan matematiği de bilmek gerekiyor. Onun için çok güzel bir soruydu. Her boyutuyla işe yaklaşmak çok doğru olur. Çok teşekkürler Suat Bey. Bu soruya ekleme yapmak isteyen panelistimiz Mustafa Bey. Ya bir tek şunu söyleyebilirim. Evet, yani hani şey tespit bence doğru. Yani hani sadece çoktan seçmeli sınavları hazırlayan bir sistemle yetişip sonrasında şey zorlanabiliyor bazı arkadaşlar. Ama ben Devrim Hanım'a çok katılıyorum. Yani her aşamada sorumluluğumuz var. Yani ben bir babayım. Çocuklarımı yetiştirirken sorumluluğum var. Yani eğitim sistemine de hani sadece laf söyleyerek susmamak lazım. Ben ne soruyorum çocuklarıma veya onların sormasını nasıl teşvik ediyorum? Veya bir şirkette yöneticiyim. Ben çalışanlarımı nasıl acaba yönlendiriyorum? Onların daha fazla soru sorması için ne yapıyorum? Yani geçenlerde arkadaşlarla konuşuyorduk. Şimdi yeni dönemin stratejisini oluştururken herkes çözümü konuşuyor. Yani çok sonuç odaklıyız. Hele de mühendis camiası böyle. Hemen bir çözüm bulmaya yöneliyoruz. Halbuki problemi çözmemiz gerekiyor. Halbuki soru sormamız gerekiyor. Buraya doğru yönlendirmek. O da yine bizim sorumluluğumuz. Yani Devrim Hanım'a katılıyorum. Yani her aşamada, her bir rolde ben bunu bizim sorumluluğumuz olarak görüyorum. Meraklandırmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Geçen pandemi başlamadan önce İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir sunuş yapmıştım. Bu dijital ustalıkla ilgili Endüstri Mühendisliği Kulübü'nün bir şeyiydi. Orada bir tane resim koydum. Ve bu resmindekinin kim olduğunu biliyor musunuz dedim. Hiç kimse bilmiyordu. İşte şey ve hani biraz meraklansınlar diye filan. Bitti. Yani soru cevap yapıyoruz. Yani hiç kimse de sormadı. Ondan sonra yani bu beni mesela çok şaşırtmıştı. İşte böyle meraklandırmak lazım. Yani onları daha fazla kullanmamız lazım. Dediğim gibi yani her aşamada, her takındığımız rolde bize sorumluluk düşüyor. Meraklandıracağız, daha fazla soru sormalarını sağlayacağız. Çünkü başka şey şansımız yok. Yani biraz önceki gelen soruda yani iç kuluçka dışarıda işte bugün üniversitelerin şeylerinde baktığımız zaman girişimciler hep bir soruyla başlıyor. Hani gerçekten problem ne? O problemi ortaya çıkartmak en değerli şey. O yüzden hani ucu açık soru sormayı hepimizin öğrenmesi ve öğretmesi gerekiyor. Çok teşekkürler Mustafa Bey. Son bir sorumuz var. Aslında son bir dakikanın içerisinde hızlıca toparlayabilirsek diye. Çünkü çok net adresleyen bir soru.
Sayın Uğur Oğuz'dan gelmiş. Rapora katkı veren tüm paydaşların eline, panelistlerimizin de ağzına sağlık. Raporda hemen tüm alanlarda KOBİ, büyük şirket, üniversite gibi farklı tipte cevap üretenlerin birbirlerinden farklı sorun kaynaklarına odaklandıkları, cevaplarında sık sık ayrıştıkları dikkatimi çekti. Acaba panelistler bunu nasıl yorumlar diye ben birer dakikalık cevaplarınızı kıymetli deneyimlerinizden yola çıkarak alırsam. İsterseniz ben başlayayım. Hem raporu oluştururken, soruları toplarken buna özellikle dikkat ettik. Bunu çok da tartışmıştık. Arada nasıl bir farklılık var acaba diye görmek istedik. Çünkü yani ben kendi tecrübemden de şunu söyleyebilirim. Ben 20 yıl bir çok uluslu şirkette çalıştım. Şimdi bir Türk holding ve bir Türk şirketinde çalışıyorum. Arada gerçekten ciddi fark var. Yani bakış, daha uzağa görme, vizyon, strateji vesaire gibi konularda çok farklılık olduğunu söyleyebilirim kendi deneyimlerimden. Zaten o farklılığı da raporda gördük. Bunu da göstermek istedik. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela biz işte teknoloji okuryazarlığı ya da teknoloji konusunda nasıl insan kaynağına sahipsiniz diye sorduğumuzda herkes öyle böyle derken girişimciler mesela çok yüksek oranda bizim çalışanlarımız bu konuda çok iyi dediler. Çünkü zaten girişimci yani o gücüne güvenerek yola çıkıyor ve çok yüksek çıkıyor. O yüzden bu farklılıkları açıkça göstermek istedik. Yorumlarken de buraya yönelik olarak şirketlerin benchmark yapabilmesi, farklı görüşlerin yani global şirkette nasıl, Türk şirketinde nasıl, KOBİ'de nasıl diye görmesini istedik. O yüzden özellikle vurguladık. Dikkatini çektiği için de Uğur Bey'in gerçekten teşekkürler. Demek ki istediğimiz sonuca ulaşmışız. Evet, yanıtlamak isteyen başka panelistimiz varsa kendini sessizden alabilir. Ben çok hızlıca bir katkıda bulunmak istiyorum oraya. Çok sağ ol Mustafa Bey. Soru da çok yerinde. İki açıdan bakmak istiyorum. Birincisi bunu bir ekosistem olarak görmek lazım. Ve bahsettiğimiz kurumlar işte büyük şirketler, çok uluslular, KOBİ'ler, üniversiteler, küçük çaplı girişimler hepsi bu ekosistemin birer parçası. Ve tabii ki ister istemez öncelikli olarak, kısa vadeli olarak kendi öncelikleriyle bakıyorlar. Bu böyle. Kendi öncelikleriyle farklı noktalardan bakıyor. Ancak bunları toparladığımızda aslında bunun bir daha uzayan, daha geniş bir yolculuğa katkı verdiğini, o bütünselliğe katkıda bulunduğunu da bir taraftan görebiliyoruz. Yani en son noktada, en uzun yolculuğun gittiği yere baktığımızda insanların gelişimi, bu gelişimin belli bir yöne doğru olması gerekti. Yani şirketin gittiği yöne doğru, teknolojinin bir araç, gelişimin bir amaç olduğu yöne doğru gitmesi gerektiği gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Çok kısaca az önce konuştuğumuz felsefe konusuna da bağlayıp öyle geçeyim. Eski Yunan'daki stoacılar biliyorsunuz yolculuk kavramından nefret ederlermiş. Onlar hep sonuca gidip orada mutluluğu bulmak isterler. Ama bu raporun da bize gösterdiği aslında Mustafa Bey'in de az önce bahsettiği buradaki yolculuk çok önemli. O yolculukta öğreneceğimiz çok şey var. Dolayısıyla o farklılıklar da birazcık ona hitap ediyor gibi geldi bana. Ben de birkaç şey söyleyeyim çok hızlı şekilde. Aslında bu yorum çok değerli. Raporun içerisinde bu şekilde çıkması da bence beklenen bir sonuç olsa gerek. Çünkü herkes kendi ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda sorunu farklı yerinden görüyor ve tecrübe ediyorlar. Hani ben mesela hani büyük şirketlerle çalışırken sorunlar başka. KOBİ'lerle çalışıyorum. Diyorlar ki Değirmen biz hep yeteneklerimizi kaybediyoruz büyük şirketleri. Yani her birinin sorunu farklı. Bence bu raporun güzelliği de orada. Yani farklı bakış açılarını yansıtması bizlerin de bu raporu yorumlarken çıktılarına ilişkin aksiyon adımlarını belirlerken bu çeşitliliği gözeterek belirliyor olmamız lazım. O anlamda ben bu farklılığı çok kıymetli buluyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Suat Hocam siz... Evet, çok güzel soru. Aslında farklılıkların birleştiği nokta, hani geldiğimiz nokta bence kurumsal mimariler oluyor. Hani hepinizin bütün panelistlerinin bahsettiği, belki de hani özetleyecek olursak, konuyu süzecek olursak, bir kuruluşta küçük ya da büyük fark etmez,
bu iklim nasıl yaratılacak? Hani öğrenme iklimi, değişimi, takip iklimi nasıl yaratılacak? İki, nasıl ortamla bu iş olacak? İşte bahsedilen esnek çalışmalar, çevik çalışmalar, takımlar kurulacak, gençlerden öğreneceğiz. Bu çok önemli bir konuya doğru evriliyor. Ve son olarak da nasıl sürdüreceğiz? Konularına gelip dayanıyor. Mesele bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. Tabii tavsiye olarak şu, hani bir kabullenmemiz lazım değişimi, anlamamız lazım. Kararlılıkla ve cesaretle üzerine gitmemiz lazım ve Didem Hanım'ın dediği gibi de gençlere güvenmemiz lazım. Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz hem panelistlerimize hem de TTGV'ye hem de bu araştırmayı teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları araştırmasını yanıtlayan 109 katılımcımıza. Böylelikle aslında talep tarafının dinamiklerini tartıştığımız ilk oturumumuzu kapatmış bulunuyoruz. 9 dakika sonra da ikinci oturumda yüksek öğretim ve yüksek nitelikli insan kaynağında eğitimi, üniversite sanayi işbirliğini konuşmak üzere burada olacağız. İzleyici ve dinleyicilerimiz bizlerle birlikte olabilirler 9 dakika sonra. Tekrar panelistlerime teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler.
Evet, merhabalar. Tekrar. Ben Elif Karagöz. Teknolojik inovasyon ekosisteminde yüksek nitelikli insan kaynakları araştırmasını konuşacağımız STOKİK panelimizin ikinci oturumuna tekrar hoş geldiniz. Bu oturumumuzda da yüksek öğretim ve yüksek nitelikli insan kaynağında eğitimi ve üniversite sanayi işbirliklerini konuşmak üzere dört değerli katılımcımız bizimle. Sayın Esra Ayken, TED Üniversitesi'nde İK'dan sorumlu başkan yardımcısı ve rektör danışmanı. Sayın Serdar Gökpınar, TTGV Ekosistem Geliştirme Direktörü. Sayın Doçent Doktor Tarkan Gürbüz, ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Sayın Kamil Sunal, Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdür Yardımcısı olarak aramızdasınız. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle ekosistemimizin geleceğe bakışında ve yerel bilginin oluşturulmasında öneme sahip olan fikirlerini içtenlikle TTGV bünyesindeki İnsan Kaynakları Stratejik Odak Çalışma Komisyonu ile paylaşan 109 katılımcımıza tekrar teşekkürlerimizi sizinle nezdinizde sunarak başlamak istiyorum. Araştırma bulgularını ve talep tarafı ile yaptığımız birinci oturumda da dile getirilenleri ve konuyu nerede bıraktığımızı özetlememiz gerekirse, teknolojik dönüşüm kapsamındaki köklü değişimler hem reel sektörün kendisini değiştiriyor hem de ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü tanımını da değiştiriyor. Ve değişen güncel yüksek nitelikli iş gücünü bulmakta, elde tutmakta ayrı ayrı zorlanıldığını ifade ediyor katılımcılar. Sanayimizin bu alanda yaşadığı ve yaşayacağı düşünülen temel zorluklara dair öngörüler sıralandığında da katılımcı gruplar arasında farklılık ortaya çıkıyor ki panelimizin katılımcılarından birisinin de özellikle altını çizdiği bir noktaydı bu. Ve bu kıymetli farklılıklardan bir tanesi üniversiteler grubu tarafından birinci sırada yer verilen zorluğun çalışan beklentilerinin karşılanamaması olarak öne çıktığını görüyoruz. Ben burada Sayın Serdar Bey'e sorumu yöneltmek istiyorum. Çünkü siz de özellikle Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yönetimi gibi çok kıymetli alanlarda çalışmalar yürüttünüz ve yürütüyorsunuz da. Özellikle de yönetim denildiğinde insan boyutu da başarılı bir yönetimin en kritik parçalarından biri halinde. Sizden şirketlerin yönetim yaklaşımları, insan kaynakları politikaları ile çalışan beklentilerinin ne kadar örtüştürülüp örtüştürülemediği veya bu bağlantıyı nasıl değerlendirdiğinizi paylaşmanızı rica edebilir miyim? Tabii ki hay hay. Şimdi öncelikle birinci panel çok güzel geçti. Ve zor soruların da orada yanıtlanmış olması dileklerimle bize daha kolayları gelsin diye. Şaka bir yana rapor çalışmasından çok şey öğrendik. Çünkü ülkemize özgü yapılan bir çalışmaydı. Tüm takıma ve katkı veren herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ben şimdi bu beklentiler konusunda, bu arada üniversitelerde ilk sırada çıktı bu beklentiler. Raporda da var ama tüm kuruluşlarda, kalanlarında da ya da paydaşlarda da ikinci sıradaydı. Rapordaki şeyleri tekrar etmeden özünde şirketlerdeki yaklaşımları etkileyen en temeldeki paradigma değişiklikleri konusuna değinmek istiyorum. Yani biraz şirketler cephesinden bakacağım. Şimdi değerli şirketlerimiz, kıymetli burada çalışan kıymetli yöneticiler zamanın ruhunu ya da başka bir tabir Zeitgeist'ı nasıl algılıyorlar? Yani ne demek istiyorsun derseniz bunu da biraz azıcık iktisat teorisine girerek anlatmaya çalışacağım. İşte bilinen kontradiyef dalgaları ya da döngüleri diye bir ifade vardır. Rus kökenli bir makroekonomist Nikolay Kontradiyef ortaya atmış ve sonrasında öğrencileri ve meslektaşları tarafından geliştirilmiş. Diyor ki bu yaklaşım ya da bu teori, bu bakış açısı, ekonomik ya da kendi tabiriyle kapitalist kalkınma kabaca 45-50 yıllık periyotlarla önce bir yükseliş, sonra da çöküş, böyle sinüs dalgası şeklinde betimleniyor. Bu tarz dalgalar olarak tarif ediyor ve 1770'ten ki buhar makinesinin çıkışıyla dan sonraki döneme denk gelir. 1698'i galiba ilki. 1770'lerden itibaren tanımlanmış, tamamlanmış dört tane dalgayı tanımlayabiliyoruz. Birincisi erken mekanizasyon dönemi,
İkincisi buhar gücü ve demir yolları. Üçüncüsü elektrik ve ağır sanayi. Ve dördüncüsü de çok yakın zamanda tamamladığımız düşünülen, 20. yüzyılın sonunda tamamlandığı düşünülen Fordist ya da kitlesel üretim dalgası. İçinde bulunduğumuz döneme de enformasyon ve iletişim dalgası deniyor. Şimdi biz buraya insan kaynakları konuşmak için geldik. Bir de mühendis halinde niye iktisat teorisine giriyorsun derseniz, aslında amacım şu. Bu dalgayla sembolize edilen her dönemin kendi paradigması var ve bu paradigma sadece öne çıkan inovasyonları, kullanılan ham maddeleri, o dönemin öncü ürünlerini değil, kaynakları kullanış ve organize oluş biçimimize kadar üretime dair her faktörü etkiliyor. Mesela içinden çıkmış olmamız gerekirken kitle üretim çağında gereken bu çağda üretim büyük kuruluşlarda birbirinin aynısı olan değiştirilebilir parçalarla yapılıyordu ve bu da Ford'un seri üretim hattıyla sembolize ediliyordu. Şimdi bu dönemde sadece ürünler değil, insan kaynaklarına da bu şekilde yaklaşılıyordu. Üretimde yer alan kişiler de benzer becerilere sahip, standart bir eğitimden geçmiş ve kolay değiştirilebilir kişiler olarak görülüyordu. Başta okullar olmak üzere eğitim öğretim sistemleri de bu kişileri yetiştirmek üzere organize olmuşlardı. Yani standart bir kişiler var, standart bir takım işler var. Onu çıkartıp bunu koyduğunda fazla zaman kaybetmede üretime devam edebiliyorsunuz. Bilgi çağında bu yaklaşım ters yüz oldu. Çok becerikli, birbirine benzemeyen ama tamamlayıcı özellikleri olan, yüksek çeşitlilikte az sayıda kişinin çalıştığı firmalar yüksek başarılar elde ediyorlar. Ve bugün dünyanın en büyük firmalarına baktığınızda ilk 5-6-7'nin tamamı bu yeni çağın firmaları diyebiliriz. Eski çağın ya da seri üretim çağının değil. Örneğin ya bunun taşlandırıldığı durumda WhatsApp'ın 19 ya da 22 milyar dolar yanılmıyorsam Facebook'a satıldığında sadece 55 kişilik bir firma olmasıdır. Bugün bilgi çağın içinde olunsa bile siz halen değer üretimi biçimi ve kaynaklara yaklaşım olarak, paradigma olarak kitle üretim hattı döneminde kaldıysanız geçmiş olsun. Bunu nereden anlarsınız kalıp kalmadığınızı? Mesela insan kaynaklarına kolay değiştirilebilir unsurlar olarak bakıyorsanız. Dışarıda bu kadar işsiz var, biri gider biri gelir işim aksamaz diye bakıyorsanız. Kişilerin özel becerileri ve karakter özelliklerine önem vermiyorsanız. Sadece hard skills denen şeylere odaklanıyorsanız ya da bu daha çok özgeçmişte örneklenebilir. Sistemli bir biçimde kendiniz insan kaynağınızı geliştirmiyor. Sadece yetişmiş iş gücünü piyasadan temin etmeye çabalıyorsanız, özellikle nitelikli insan kaynağını elinizde tutamıyorsanız, belagat olarak insan kaynağına çok önem veriyormuş gibi yapıyorsanız ama içeride farklı rüzgarlar esiyorsa siz büyük olasılıkla kitle üretim çağının firmasısınız. Bilgi çağı firması olamıyorsanız da karlılığınız ve sürdürülebilirliğiniz de çok büyük tehdit altındadır. Bir kere bunun altını çizelim. Biz araştırma çalışmamızda bunun kanıtlarını da gördük. Ayrıca soruları insan kaynağının kendisine de sormadık. Onun altını çizmek istiyorum. Eleştiri gibi algılanabilecek ifadeler aslında başta şirketler olmak üzere ekosistemdeki paydaşların verdiği yanıtlar bazen de itiraflardı diye söyleyebiliriz. Çok samimi yanıtlar aldık, teşekkür ediyoruz. Şimdi gömlek değiştirir gibi paradigma ve organizasyon değişmiyor. Ama buna giden yolda şunların fark edilmesi gerekiyor. Farklı nitelikte kişiler var. Sadece aldığı öğretimle sınırlı değil, soft skills ya da ince beceriler denen beceriler ve kişilik özelliklerine kadar her türlü husus önemli. Herkes biricik. Bunu anlayabilmemiz gerekiyor. Hatta çok yaratıcı, yüksek nitelikli, belki şirketinize çağ atlatacak kişiler oldukça aykırı, talepkar ve sosyal olarak sorumlu da olabiliyor. Bu kişilere yeriniz var mı? Mevcut öğretim sistemimiz geleceğin teknolojilerini kullanarak değer üretebilecek vasıflı iş gücünü yetiştirmede yetersiz kalıyor ve kalacak. Aslında bu kurumlar halen kitle üretim çağının organizasyonları ve ya da şöyle bir şey diyebiliriz. Bu bilgi çağından yakın zamana kadar hemen hemen nasiplenmeyen bir iki sektör vardı. Bunlardan biri sağlık sektörü diyebiliriz, diğeri de eğitim öğretim sektörüydü. Eğitim öğretim sektörünün çok değişmesi gerekecek. Yani bu derslerin videoya çekilip internete konması değil, ondan faydalanmak. Okullarda verilen diplomalar artık kişinin kazandığı becerileri yansıtmıyor olabilir. Yani burada kendi kendini yetiştirmiş kişiler öne çıkabilir ki bunun örnekleri verildi. Ya da siz kendi insan kaynağınızı alıp yetiştirmek için çizgi dışına çıkmak durumunda kalabilirsiniz ki pek çok ciddi kuruluşun neredeyse bir okul haline dönüştüğünü görüyoruz.
Tüm iş süreçlerinde insan ve makine işbirlikleri artacak. Bunun için yatırım, istihdam, büyüme gibi konuların hepsinin değişeceğini öngörüyoruz. İnsan kaynağı nitelik ve nicelik olarak teknoloji odaklı şirketlerin büyümesine yetişemeyecek. Yani az sayıdaki yüksek nitelikli kişi cezbetmek için ciddi bir yarış olacak. Yüksek nitelikli insan kaynağını bunun için fark edebilecek, değerlendirebilecek ve geliştirebilecek iş ortamlarına ve yöneticilere ihtiyaç var. Şimdi şirketler kendi kendilerine şunu söylediler. Bizler hantal, yavaş karar alan işleyişle birlikte teknoloji hakimiyeti düşük yapılırız. Yani onun için nitelikli insan kaynağını elimizde tutma zorlukları çekiyoruz. Şöyle örnek veren de oldu bize. Biz kişiyle iş görüşmesi yapıp böyle uzun uzun şey yaparken bir baktık. Yurt dışında bir yer kapmış, almış ve işe başlatmış kendisini. Daha biz kendisine döndüğümüzde ben aylar önce başladım zaten dedik. Yani hantal ve yavaş kalıyoruz. Biraz tepki hızımızın yüksek olması lazım. Bir de işe alım kriterleri yetenek ve beceriden ziyade halen etikete, üniversite ve bölümlere odaklanıyor. Gelecek bu olmayabilir ki sanayimiz de bunun farkında. Önceki bölümdeki konuşmacılar, Devrim Hanım diye anılmıyorsam, buna değindiler. Şimdi dünya çok hızlı değişiyor. Bugün Covid'i çekelim, yani bütün virüsleri ortadan kaldıralım. Bizi çok çok büyük sorunlar, farklı sorunlar bekliyor. Bunlarla yüzleşmemiz gerekecek. Böyle bir zorlu gelecek bekliyor. Ve burada da yaratıcılık, yenilik, inovasyon ve teknolojiye çok ihtiyacımız olacak bu sorunları çözerken. Pratik biçimde hemen araçları ve uygulamayı değiştirmeye çalışıyoruz. Refleksimiz bu. Ama paradigma değişmeden politika, strateji, uygulama ve akabinde araç değiştirmek faydalı ya da pek mümkün olmayabilir. Şirketler cephesinden benim söylemek istediğim şey bu. Çok daha iyisi ve kapsamlısı araştırma sonuçları arasında net biçimde raporda yer alıyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Serdar Hocam. Çok güzel ve kapsamlı bir şekilde hem iktisattan hem mühendislikten hem de araştırma sonuçlarından da yola çıkarak güzel bir özet oldu bizler için. Ben buradan da aslında Kamil Bey'in görüşlerini de merak ediyorum. Çünkü kendisi gerçekten uzun yıllardır organize sanayi bölgelerinde yönetim rollerinde aktif olarak yer alan biri. Reel sektörün iş gücü piyasası dinamiklerine bağlı olarak yüksek nitelikli insan kaynakları ile ilgili zorluklarını birazcık daha detaylandırabilir misiniz? Serdar Hocam aslında çok zaten kapsamlı bir özet verdi ama sizin de birebir çalıştığınızı düşünerek burada reel sektör ne düşünüyor ve ne deneyimliyor? Teşekkür ediyorum Elif Hanım. Ben de tüm değerli panelistlere ve saygıdeğer katılımcılara hoş geldiniz diyorum ve saygıyla selamlıyorum. Reel sektör olarak bizler tabii değişen ve gelişen bir dünyada yüksek teknolojili, katma değeri yüksek, dijitalleşmeye uygun ve verimliliği en yüksek seviyede tutmamız gerekiyor. Dolayısıyla da bunu sağlamamızın en önemli nedenlerinden birisi de iş gücüdür ve yüksek nitelikli, sayın konuşmacıların da belirttiği üzere, yüksek nitelikli iş gücünü ve yüksek nitelikli insan kaynaklarını oluşturmamız gerekiyor bu doğrultuda. Tabii ayrıca raporda birçok şey güzel özetlenmiş. Emeği geçenlere de teşekkür ediyoruz. Burada özellikle beceri ve yetkinlik ve özelliklerin dağılımı üzerine bazı veriler ortaya çıkmış. Ayrıca sanayi üniversite işbirliğinde nitelikli insan kaynakları adına sanayi tarafının üniversiteden veya akademik kısımdan neler beklediğini sonuçları ortaya çıkmış. Ayrıca belirttiğimiz üzere yüksek teknolojili İşler çoğalacağı için el becerilerinin yerine özellikle mavi yakada yetkinlik ve yüksek teknoloji bilgisi gerektiği verilerle ortaya konulmuş raporda. Ayrıca Serdar Hocam'ın da belirttiği üzere bunun işte Ar-Ge projeleri ve teşvikte diploma ibrazının gereklilikleriyle ilgili bir takım veriler ortaya çıkmış. Şimdi biz ASO 1. OSB olarak yüksek nitelikli iş gücünü sağlamak üzere ve
akademik kısımda sanayi kısmına geçen süreçte de ve en kalifiye istihdamı sanayinize sağlamak üzere bir takım iş modelleri üzerinde durduk. Yani eğitim kurumları, burası bir tabii iş gücü önemli olduğu için 8 tane ayrı eğitim kurulu, sadece bir sanayi kampüsü değil, bir eğitim kampüsüne dönüştürdük. Bunda da daha önceki tüm yönetime ve mevcut yönetimlerimize teşekkür ediyoruz. Bu öncelikle bölgemize, sonrasında da Ankara'mıza, ülkemize bir katma değer yaratmaktadır. Becerilerle ilgili kısma gelince, hani diplomam becerimi dediğimiz zaman, bizim bu eğitim modellerimiz içinde bir meslek eğitim merkezimiz var. SİMEP, Sanayici İşbirliği'nde meslek eğitim programı. Burada yurt dışındaki modelleri biz örnek aldık ve özellikle meslek eğitim, daha önceki panelistlerimiz de belirtti. Meslek ki eğitimde olan, meslek liselerinde olan öğrencilerimizi buraya, bu programa dahil edip özellikle yurt dışında uygulanan beceri ve yetenek testlerini burada uygulamaya çalıştık. Bunu niye yaptık? Öğrencinin hangi noktaya becerisinin olduğunu görüp ona göre bir meslek eğitim vermek, teorik ve uygulamalı. Bunu da sonrasında sanayiye istihdam edilmek üzere yetkin iş gücü olarak, yüksek nitelikli iş gücü olarak sunmayı amaçladık. Dolayısıyla yurt dışındaki modellere baktığımız zaman, evet diploma önemli ama diplomanın yanında bazı yetkinliklerle ve becerilerle uygun noktaya kanalize olan çalışan adayının bunu sağladığı zaman diploma gerekliliklerini de aştığını da gördük. Yani bizim burada %100'e varan başarı uygulamalarımız var. Dolayısıyla bu programa dahil olan bir öğrenci bu programları başarıp sanayide istihdamı sağlayıp ve bulunduğu bölümde o kadar uzmanlaşıyor ki, yerine göre, ben de bir mühendisim ama oradaki mühendislik okumayan bir meslek eğitimi tamamlayan öğrenci de altında mühendisler olabiliyor. Almanya'da uygulanan modellerden birisi. Ayrıca diğer yetkinlik ve meslek eğitimle ilgili diğer kısımlara baktığımız zaman, meslek eğitimi, evet, raporda da çıkmış. Bunlar çok önemlidir gerçekten. Burada ayrıca üniversitelere, mühendislik fakültelerine geçmeden önce meslek eğitim, hem yetenek, hem dil olarak, hem akademik, fen ve teknoloji olarak bir kolejimiz var burada. ASO kolejimiz, Meslek Teknik Anadolu Lisemiz. Dolayısıyla burada ayrı bir katma değer yaratıyor. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğini biz burada iki üniversitemize bir model olarak uyguladık. Raporun çeşitli kesimlerinde sadece üniversite sanayi işbirliği staj yapmaktan ibaret değil. Burada Hacettepe Üniversitesi ile sanayinin içinde yer almaktadır meslek yüksek okul. 4 farklı bölümü vardır. Ve üniversitemizde ayrıca biz bölge olarak çeşitli projeler yaparız. Mesela yaptığımız bir proje Avrupa Birliği'nde en best practice example seçilmiştir. En iyi uygulama örneklerinden birisi. Biz burada artırılmış ve sanal gerçekliği meslek eğitim ve eğitim hayatına uygulamaya çalıştık ve çok güzel çıktılar aldık bu konuda da. Ayrıca yine raporlarda belirtilen eğitimin sürekliliğinin olması gerektiği istihdam için. Burada da yine ilk Türkiye'de uyguladığımız, yani sürekli öğrenmenin önem kazanması ile ilgili katılımcılar görüş bildirmişler. Burada ASOSEM'imiz var, ASO Sürekli Eğitim Merkezimiz. Burada da tamamıyla ilgili programlar kapsamında sanayicinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli, teknoloji bilgisi yüksek, kalifiye çalışanlar hem teorik hem uygulamalı eğitimler almaktadır. Toparlayacak ve en son söyleyecek olursak, bizim ayrıca Endüstri 4.0 yalın verimlilik üretimiyle ilgili bir
Türkiye'nin model fabrikasını yerleşkemizde hayata geçirdik. Ayrıca bu sene Ankara Üniversitesi ile de Türkiye'de ilk dijital fabrika programları meslek yüksekokulunu açtık. Yani sonuç olarak eğitim için çok önemli bir konu olduğu, ayrıca yüksek nitelikli sanayinin ihtiyaç duyduğu hem de üniversite sanayi işbirliğinde sonuca ulaşmak adına da birçok çalışmamız devam etmektedir. Teşekkürler Kamil Bey. Reel sektörün oldukça yoğun, harıl harıl bu konuda da çalıştığını ve meyvelerini de aldığını özetlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Tarkan Hocam, izninizle sizinle devam edeceğim ama sizinle devam etmeden önce izleyicilerimize de hatırlatmak istiyorum. Zoom'un Q&A ve chat özelliğini kullanarak bize yorumlarını panelistlerimize veya araştırma bulguları ile ilgili kendi detaylı görüş ve sorularını paylaşmak isterlerse bizimle paylaşabilirler. Son 10 dakikalık bölümümüzde katılımcılarımızın yorum ve sorularına yer veriyor olacağız deyip Tarkan Hocam sizinle devam edeyim. Kamil Bey'in de aslında değindiği beceri diploma değişimi çok somut örnekler üzerinde aslında reel sektörün burada çıktılarını verdiğini görüyoruz. İş gücü niteliğini etkilemesi muhtemel köklü değişimlerden biri de aslında sizinle irdelemek istediğim alanlardan birisi eğitim ve öğrenme alanındaki değişimler. Özellikle de bu değişimi üniversiteler katılımcı grubu açık ara bir şekilde önde belirtiyor sanayi grubuna kıyasladığımızda. Reel sektörde yüksek nitelikli İK geliştirmeye yönelik çalışmalar arasında da kurum içi eğitim çalışmalarına biz ilk sırada yer veriyoruz gibi sanayi tarafından da böyle bir cevap geliyor. Şimdi siz de özellikle e-öğrenme, öğrenme teknolojileri, Endüstri 4.0 için eğitim ve öğrenme üzerine çalışmalar sürdürüyorsunuz. Bu yeni nesil nitelikler, beceriler diyoruz ama yeni nesil öğrenme çözümleri ve yöntemleri neler olmalı? Ne dersiniz hocam? Herkese merhaba. Öncelikle böyle bir çalışmayı başlattığı için TTG ve ailesine ve bu çalışmayı keyifle ve örnek bir ekip çalışmasıyla tamamladığım ekip arkadaşlarıma ve birinci oturumdaki ve bu oturumdaki panelist arkadaşlarıma ve dinleyicilere çok teşekkür ediyorum. Zamanlarını ayırıp geldikleri ve bizlerle oldukları için herkese saygılarımı sunuyorum. Birinci oturum Serdar Hocam'ın, Kamil Bey'in söylediği gibi gerçekten büyük bir yükünü aldı. Çok da güzel bir panel oldu. Dediğim gibi bu çalışmadan çok keyif aldım. Örnekle bir ekip çalışması sergiledik. Her aşamasında çok şey öğrendik. Elbette eğitim ve öğrenme alanındaki değişimlerin diğer gruplardan daha iyi bir şekilde öngören katılımcı grubun üniversiteler olması oldukça doğal gibi görünüyor. Ancak araştırmamızın bu çıkan sonucunun ilginç olma özelliğini etkilemiyor tabii ki. Çünkü ilgili literatüre baktığımızda eğitim ve öğretim gerçekten bilgi toplumunun güçlü bir bilişim altyapısı üzerinde taşıyıcı ana kolonlardan birisi olması gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla çalışmamızda da mevcut eğitim sisteminde yaşanan zorluklar, üniversitelerden beklenen ihtiyaca yönelik olarak güncel programların çevik bir şekilde geliştirilmesinin, sürekli ve yaşam boyu öğrenmenin öne çıkarıldığını görüyoruz. Bu durum eğitim ve öğrenme alanındaki problemlerin varlığını görebilen değişimler, özellikle de gereken dönüşüm ihtiyacı konusunda öğretim üyelerinin farkındalığının yüksek olduğunu göstermesi açısından oldukça sevindirici. Reel sektörün dediğiniz gibi yüksek nitelikli insan kaynağı geliştirmeye yönelik çalışmaları arasında kurum içi eğitim çalışmalarının
Çalışmamızda %63 oranla açık ara öne çıktığını gözlemledik. Bu sonuç yine kurumların gelişim ve öğrenme yoluyla kapasite geliştirme ihtiyacının sürekli olacağını vurguladıkları görünüyor. Bu çok önemli. Çünkü gelecekte öğrenmeyi öğrenmiş olmak yeterli olmayacak. Ve gerçekten öğrenme aşığı olan, kendini sürekli geliştirme ihtiyacını hisseden, düşünmeyi öğrenmiş bireylere ihtiyaç var. Bu söylemesi kolay ama sahip olması zor bir güç. Çünkü şöyle söyleyebilirim, dijital dönüşümde geldiğimiz bu noktada hele hele dijital dönüşümü ivmelendiren olumsuz bu yaşadığımız COVID-19 salgın dönemi bu ivmeyi çok arttırdı. Böylesine hızlı bir kabullenmeyi kimse öngöremiyordu. Ve emin olun COVID-19 sürecini, dijital dönüşüm sürecini ve sonrasını anlayabilmek ve sonrasına, kusura bakmayın, yani bu dönemi anlamak ve sonrasına hazırlanmak çok önemli. COVID-19 salgın dönemi sonrasını yapacağız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Hem salgın dönemi hem dijital dönüşüm bizleri gerçekten bir dönüşüme, hem de salgın dönemi öncesinden öngördüğümüz dönüşümden daha farklı bir dönüşüme doğru zorluyor. Böylesi bir zorluk varken elbette reel sektörde çalışanların nitelikleri ve becerileri çok farklılaşacak. Bunun öngörüsünü ben sevinerek söyleyebilirim. Çalışmamız oldukça ortaya çıkardı. Hatta biz bunu salgın dönemi öncesi başlamıştık ve salgın bir tehdit olarak da çalışmamızda dile getirildi. Dolayısıyla çalışmaların yapılması, bu alanda çalışmaların sürdürülmesi hem dijital dönüşüm süreci ve hem de COVID-19 salgın dönemi sonrası için çok önemli. Bu çalışmaların, benzeri çalışmaların devamı bizim açımızdan çok gerekli. Çünkü bu salgın dönemini de anlamamız gerekiyor. Bugün buna yönelik bir çalışma, henüz netleşmiş bir çalışma yok. Ve zannediyorum bu çalışmalarla, yaptığımız çalışma kenetlenerek daha iyi sonuçları görmemize neden olacak. Bilişsel beceriler başlığı altında yer alan başlıklar, yaratıcılık, inovatif bakış açısı, merak, hayal etme, analitik düşünme, problem çözme, sürekli öğrenme, bilgiyi doğru kullanma ve araştırma şeklinde sıralanıyor. Bu bilişsel becerileri önemseyen reel sektörün elbette üniversitelerden beklediği de bu becerileri eğitim müfredatında, eğitim öğrenme ortamlarında pekiştirilmiş olmasını bekliyorlar. Katılımcıların %56 ile ikinci sırada dile getirdiği beceri dijital beceriler oldu. Dijital beceriler başlığı altındaki alt başlıklar genel dijital beceriler ve dijital okuryazarlık, kodlama ve yazılım becerileri, veri okuryazarlığı ve veri yönetimi olmuştur. Katılımcılar tarafından sık dile getirilen bir husus da işlerin dijitalleşmeye başlamasının mavi yakalı iş gücünü de etkilemeye başladığıdır. Yani mavi yakalı artık bilindik niteliklerle ve becerilerle devam edemez. Mavi yakalı çalışanların da sadece el becerilerine dayanan işlerin yanı sıra gittikçe artan dijitalleşen işlere bırakması sonucunda açık mavi yaka kavramının ortaya çıktığını görüyoruz. Yeni teknolojilerde günceli yakalayabilme, veriyi yönetebilme, analiz edebilme, ilişkilendirebilme çok önem kazanıyor. Yani özetlersek bu dönem biz daha fazla nasıl öğreniyoruz sorusunu anlamaya
odaklanacağız. Ve yanıtı çok basit. Öğrettiğimiz, nasıl öğretiyoruz demeyeceğim çünkü öğrendiğimiz şekilde öğretiyoruz. O nedenle paradigma değişimi gerekiyor. Biz öğrendiğimiz şekilde öğretmeye çalıştığımız için yeni nesil elbette zorlanıyor. Bu öğrenme biçimleri değiştiğinden dolayı öğretme şekillerimiz, yöntemlerimiz, metodoloji bununla beraber değişim gösteriyor. Bu dönüşüm ihtiyacını üniversitelerin, öğretim üyelerinin öne çıkarmış olması, çalışmamızda öne çıkarmış olmaması, reel sektöründe benzer şekilde beceri şekillenmesini ve bu becerileri sıralaması bizleri sevindirdi. Çok teşekkürler. Şimdilik bu kadarla yetinelim. Teşekkürler Tarkan Hocam. Tabii şimdi sözü bu kadar hani beceri eğitimi üniversiteye getirdik. Burada da aslında Esra Hanım'dan bütün bu tartışmalar için en kritik noktayı bizlere yorumlamasını rica edeceğim. Esra Hanım, TED Üniversitesi'nde rektör danışmanlığı görevi yürütüyorsunuz insan kaynaklarından da sorumlu olarak. Katılımcılar yüksek nitelikli insan kaynaklarını arz eden üniversitelerimizin program ve öğretimlerinin sanayinin ihtiyacını karşılamakta oldukça düşük gördüklerini belirtmişler ama ben sizin kıymetli perspektifinizi merak ediyorum. Çünkü gençleri çok yakından görüyorsunuz. İş gücüne katılmadan önceki en kritik son iki durağında üniversiteye başlarken ve mezun oldukları arasındaki o gelişimi birebir yakinen hem tasarlıyorsunuz hem de gözlemliyorsunuz. Bize birazcık buradan detaylarınızı, deneyimlerinizi paylaşır mısınız rica etsem? Çok pardon. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi az önce birinci oturumdaki ve ikinci oturumdaki yine panelist arkadaşlarımı dinlerken aklıma hemen yetkinliği geldi. Profesyonel merak yetkinliğini belki geniştirmemiz gerekiyor. Ve bunu tanımlamamız gerekiyor. Çünkü merakın üstünde çok durduk. Ve yetkinliklerden yine devam edecek olursak, az önce Tarkan Hocam da söyledi. Hani 21. yüzyılın yetkinlikleri olarak karşımıza çıkan ana yetkinlikler aslında öğrenme ve yenilikçilik başlığında toplanıyor. Dijital okuryazarlık başlığında ve kariyer ve yaşam olarak toplanıyor. Şimdi bu başlıkların altına baktığımız zaman, öğrenme ve yenilikçilikte eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcılık, yenilikçilik, işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yetkinlikler ön planda. Dijital okuryazarlıkta bilgi okuryazarlığı, medya okuryazarlığı ve bilgi teknolojileri okuryazarlığı ön plana çıkıyor. Kariyer ve yaşamda da esneklik, uyum, girişimcilik, öz yönetim, toplumlar ve kültürler arası etkileşim, yaratıcılık, güvenilirlik, liderlik, sorumluluk gibi yetkinlikler ortaya çıkıyor. Şimdi az önceki sorunuza dönecek olursak, üniversite eğitimine başladıkları zamanla mezun oldukları zaman arasındaki farklar ne oluyor? Bir defa şunu söyleyeyim ki şimdiki nesil zaten dijital okuryazarlık konusunda çok çok iyi. Yani dijital okuryazarlığı başlarken ve mezun olurken çok çok büyük bir farklılık görünmüyor. Fakat sizin de raporunuzda belirttiğiniz gibi yapılan ölçümlerde yaratıcılık ve yenilikçilik yetkinliği %29 oranında artış göstermiş oluyor. Üniversiteye başladıkları zamanla mezun oldukları zaman arasında. İşbirliği yapma yetkinlikleri %23 artış gösteriyor. Eleştirel düşünme ve problem çözme %18, girişimcilik ve öz yönetim %16, yaratıcılık, güvenilirlik %14, esneklik ve uyum %13, liderlik ve sorumluluk %11 gibi belirgin bir artış gözlenmiş durumda mezuniyet dönemlerinde. Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu var, Mesleklerin Geleceği 2020 raporu. Bu rapora göre de bu yetkinliklerin yanı sıra aslında yeni teknolojilere ve hızlı koşullara
koşullara hızlı ayak uydurabilme, adapte olabilme, hızlı algılayabilme, yani o çeviklik ön plana çıkıyor. Belirsizliklerle başa çıkabilme yetkinliği bu dönemde bizim için çok ön plana çıkan bir yetkinlik. Aktif öğrenme, direnç, stres toleransı, esneklik gibi kendi kendini yönetme becerileri ortaya çıkıyor. Ve önümüzdeki 5 sene içinde bu yetkinliklerin daha da önem kazanarak büyüyeceğini düşünüyorum ben. Üniversite sanayi işbirliğine geldiğiniz zaman bunu nasıl arttırabiliriz? İşte düzenli odak grup toplantıları yapabiliriz, kongreler, kariyer merkezleri oluşturabiliriz, sanayiyle sürekli temasta olabiliriz. Mesela bizim üniversitemizde, TED Üniversitesi'nde bir araştırma, teknoloji ve inovasyon birimi. ATİT adını verdiğimiz bu bölüm üniversite sanayi, sanayi üniversite arasında çeşitli projeler yürütüyor ve ana faaliyet alanları da aslında üniversite sanayi ve kamu işbirliği süreçlerini yönetmek ve etkileşimi arttırıcı platformlar yaratmak ve yine girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak. Yani birimin aslında varoluş amacı bu. Onun için hani buradan verilen önemi de görebilirsiniz. Daha öncesinde benim best practice diyebileceğim birkaç tane içinde bulduğum proje oldu. Bunlardan bir tanesi Atılım Üniversitesi ve Tavesanbo Havalimanı ile birlikte yürüttüğümüz bir projeydi. Havacılık Yönetimi bölümünde havalimanı yönetimi, havalimanı işletmeciliği derslerini Atılım Üniversitesi'ndeki öğrenciler gelip Esenboğa'da on-site eğitim alarak gerçekleştirdiler. Ve bu tabii hani teori ve pratik bazı bölümlerde çok farklı olabiliyor. Hani okudukları bölümde gerçekten mezun olduktan sonra karşılaşacakları şeylerle mezun olmadan önce karşılaşmış oldular. Ve yıllarını bu alanlara adamış, vermiş kişilerden bunun dersini almış oldular. Hala da devam ediyor olabilir. Hani COVID öncesine kadar devam ediyordu bu. Ve çok başarılı bir projeydi. Onun dışında yine birinci oturumda sevgili Devrim'in de bahsettiği gibi proje yapan gençler geldiler. TOBB Üniversitesi ile böyle bir çalışması vardı yine Esenboğa Havalimanı'nın. Hani bizim çözemediğimiz oradaki sorunları çözüp farklı bakış açısıyla, yenilikçilik bakış açısıyla çözüp bizim de uyguladığımız birçok proje oldu bu şekilde. Eğitimin niteliğindeki sorunlara gelecek olursak, aslında sadece üniversite eğitimi olarak değil, belki K12 olarak sorgulamak lazım. Yani anaokulundan başlayıp lise sona, 12. sınıfa kadar giden bir sistemin içindeyim ben şu anda. Sonrasında da üniversite eğitimiyle devam ediyor. Hani bunu sadece üniversite eğitimi olarak düşünmek çok doğru gelmiyor bana. K12'yi de belki sorgulamamız gerekiyor. Üniversite tarafına bakacak olursak bazı istatistiklerle ben sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Türkiye'de 2020 yılı itibariyle 206 tane üniversite var. Bunlardan 130'u devlet üniversitesi ve 76 tanesi vakıf üniversitesi. Tabii sayıdan çok kaliteye biraz bakmak gerekiyor burada. Yine TÜİK'in 2020 Ekim verilerine göre şu anda genç işsiz sayısı 2,5 milyon. Bu 2,5 milyonun 550 bini üniversite mezunu ve bir yıldan fazla süredir iş arayan ama bulamayan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Şimdi ben şunu vurgulamak istiyorum aslında. 550 bin üniversite mezunu varken nitelikli insan kaynağı bizim bulamıyor olmamız aslında çok ciddi anlamda sorgulanması gereken bir durum diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun Esra Hocam. Gerçekten kritik
bir yerde soruyu sormuştuk, devretmiştik size. Yine kritik bir yerde bitirdiniz. Çok araştırma katılımcılarının da özellikle altını çizdiği, yurt içinde aslında her kademede eğitim sisteminin yetersizliği, eğitim kalitesinin gittikçe düşmesi ve nitelikli mezun sayısında azalma, ki siz de bu son rakamlarla sayı ve nitelik konusunu gerçekten ayrıştırmak gerektiğini de özellikle altını çizdiniz. Ben bir son panelimizi kapatmadan önce soru cevap kısmına hemen göz gezdirerek dinleyicilerimizden ve katılımcılarımızdan gelen bir paylaşım varsa onu adresleyelim isterim birlikte. Şu anda bir paylaşım görmedim. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. TTGV'ye ve bu araştırmanın aslında oluşmasına katkıda bulunan 109 araştırma katılımcımıza ve tabii ki siz değerli izleyicilerimize de bizlerle birlikte oldukları için ve aktif katılımları için teşekkür ediyorum. Umuyorum hepimizin keyif aldı. Buyurun Kamil Bey. Siz bitirin lütfen, bir cümle ilave etmek istiyorum. Şöyle yapalım isterseniz, bir 3 dakikamız var. Aslında söz almak isteyen tüm panelistlerime birer dakika bir son mesajlarını almayı aloke edeyim ve öyle kapatalım. Buyurun Kamil Bey, siz de başlayalım. Esra Hanım güzel bir noktaya değindi. Biz de aynı prensip ve düşüncedeyiz. Bu işe biz de anaokulundan başladık. Anaokulumuzla beraber üniversiteye kadar bir eğitim zinciri var. Ben hem saygıdeğer panelistlerimizi hem de katılımcılarını uygun oldukları bir zaman hem de bu rapora katkı sağlamak amacıyla bölgemizde ağırlamak, misafir etmek ve bu raporun da bir çıktısı gibi görülür ya da ek bir faydamız olur diye uygulamayı da sahada göstermek isteriz. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Esra Hanım buyurun, sizinle isterseniz devam edelim. Ben öncelikle TTGV ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten bu alanda uzun zamandır okuduğum en kapsamlı rapordu. Raporu okumaya başladığımda ya kendime küçük bir iki not alırım diye başlayıp 4,5 sayfa not aldığımı fark ettim sonunda. Onun için gerçekten hepinizin ellerine sağlık. Çok kıymetli bir çalışma. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Tarkan hocam, siz sesiniz kapalı da. Tabii konuşacak çok şey var ama işte etkinliklerde süre kısıtlaması nedeniyle hep kısa tutuyoruz, kısa tutmaya çabalıyoruz. Elif Hanım biraz uzattıysak, siz de yorduysak. Estağfurullah. Şimdi elbette dijital dönüşüm, bu salgın sonrası dönemi herkes çok konuşacak ve adımlar hızlı atıldı. Aslında şu anda çok ciddi çalışmalar sürüyor. Dijital dönüşüm uçtan uca yapılmalı. O yüzden ekosistem kavramı çok önemli. Ama bu kavramların içi doldurulmalı, çok iyi anlaşılmalı ve anlatılmalı. Bu nedenle ben Esra Hanım'ın hatırlatması üzerine, gerçi raporda biz bunu çok net vurguladık. Dijital dönüşüm sadece üniversite eğitimiyle başlayan bir durum ya da onun getirisi değil. Okul öncesine, hatta ben sadece K12 ile de sınırlamayacağım. Okul öncesinden başlayan bir çalışma olmalı ve çocuklarımıza dijital dönüşümü çok iyi anlatabilmeliyiz. Onların iyi kavramalarını sağlamalıyız. Çok değerli insan kaynağına sahibiz. Hatta artık ben insan kaynağı yerine insan değerine sahibiz demek istiyorum. Yurt dışında olan birçok insan sevdiklerine daha yakın olabilmek için ülkemize de dönüş yaptı. Bu da ilginç, COVID-19 salgın döneminde yaşadığımız bir gerçek. Yani tersine beyin göçü bu dönem sonunda da hızlanabilir. Bunu da değerlendirmek çok önemli. Kişiye özel çözümler öne çıktığı birinci oturumda da dile getirildi. Ben karamsarlık korkaklıktır diye düşüncesiyle devam etmek istiyorum. Sanıyorum Albert Camus'undu. Umut yoksa da yaratacağız.
Dolayısıyla gerçeklikten kopmadan içimizdeki tutku ve coşku ile devam etmek gerekiyor. Gerek dijital dönüşüm sürecinde, gerek COVID-19 salgın döneminde yapmamız gerekeni doğru şekilde yapmaya, özen göstererek yapmaya ve gerçekten estetik kaygıyla yaklaşmaya gayret etmeliyiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Serdar Hocam, TTGV Ekosistem Geliştirme Direktörü olarak da son kapanış mesajını sizden alalım isterim. Çok güzel şeyler söylendi. Ben rapora katkısı olanlar yanında her iki oturumda katılan panelistlere ve size de harika moderatörlüğünüz için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Daha bu konuları çok tartışmamız gerekiyor Türkiye olarak da. Herhalde çok iyi jeopolitik konum artı genç nüfus hikayesiyle çok uzun süre gidemeyeceğiz. Zaten gidemediğimizde bir şekilde görüyoruz. Uzmanlarıyla birlikte bu konuları tartışıp kendimize de bir yol çizeceğimize eminim. Biz çünkü adaptasyon gücü yüksek bir toplumuz. Herkese teşekkürler. Ben de herkese değerli katılımları için teşekkür ediyorum. Umuyoruz keyif aldığınız ve yarar da aldığınız bir panel olmuştur. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. İyi akşamlar. Sağlıklı günler. Teşekkür ediyorum.